Merhabalar, hoş geldiniz. Bantmeg'in sunduğu Beni Bu Şarkılar Mahvetti'nin 7.sindeyiz. Ve bugün Evlat oyununun ekibini ağırlıyoruz. İlk konuğumuz da sevgili Boy Wonder Cem Üzümoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Ben daha çok heyecanlıyım. dediğimiz gibi işte Evlat ekibiyle beraberiz. Ben seni iki oyunda seyrettim. Biri Evlat'tı, biri de Kalp'ti. Öncelikle tebrik ediyorum. İkisinde de harikaydın. Teşekkür ederim. Önce şu cahilce sorumla başlamak istiyorum. Yani ikisinde de farklı yaşlardasın. Birinde 15-16 yaşında. Evlat'ta. Evlat çünkü kendisi malum. Diğerinde de 25 yaşlarında bir karakter oynuyorsun. Ve yani nasıl bir fiziksel değişimdir? Çünkü hiçbir şey yok. Ne makyaj ne bir şey. Aynı adam. Ama öyle bir giriyor ki öyle gerçekten inanıyorsun yaşa. Helal olsun. Teşekkür ederim. İşte çok çalıştık. Yönetmenim İbrahim Çiçek. Kendi de burada. Zaten en son size en güzel şarkılarıyla eşlik edecektir. Sağ olsun o bolca çalıştırdı beni. Ben de çalışabildiğim kadar çalıştım. İşte ondan sonra böyle bir şey çıktı. Yani. Çok güzel. İkisi de devam ediyor şu anda bildiğim kadarıyla. Hı, ediyor. Zaten kaldı iki sezon falan bekledik. Net bulabilmek için. Sonunda bulduk. Onun dışında neler oluyor? Onun dışında işte Kalp dün 100. oyununu oynadı. Bu bir özel tiyatro için çok büyük bir başarı. 100 kere oyun oynamak ve bir kere bile bir koltuğunun boş kalmaması. Hani bu ne kadar güzel, herkese ulaşabilen, herkesin ulaşmak istediği bir oyun halinde olduğunu gösteriyor. Onun dışında Evlat'ta oynuyorum. Bir de 40 yılın başında oynadığımız bir uluslararası işimiz var ama maalesef çok öyle bir destek bulamadığımız için çok oynayamıyoruz. Onun dışında işte hani yakın zamanda seyreden varsa Netflix'te bir Rise of Empires Ottoman diye bir işimiz vardı. Orada da işte Fatih Sultan Mehmet'i oynuyorum. Kes beni! Öyle işte yani öyle işte. Güzel. Çok güzel. İzlemeye devam edeceğiz. Peki. O zaman bir parçayla başlayalım mı? Olur. Tamam. Ben bu parçayı benim için şu anda telefonların sessizde oluyor olması gerçekten çok önemli. Çünkü evet. Olabilir tabii de. Yani hani hep beraber sonuçta burada bir paylaşım yapacağız ve ben belli şarkılar için neden bu şarkıları seçtiğimi anlatacağım size. İyi, kötü, komik, acıklı, hüzünlü. Bir süredir aklımdaydı. Bana ilk söylediğinizden beri aklıma ilk gelen şarkı buydu ama en çok korktuğum şarkı da buydu. Evlat diye bir oyun yaptık. Ve o oyun bir aile dramını anlatıyor, evet, ama aslında bir evlatla bir babanın yaşadığı şeyleri anlatıyor. Bizim coğrafyamız için çok tanıdık olan şeylerden birini anlatıyor. Burada peçete yok. Fahri babam orada, Onur Saylak. Fahri annem, sizin akbaşı olarak. Burada birazdan dinleyeceğiniz şarkı. Ben çocukken dinlemiştim ilk defa televizyonda. Noah Desir'in şarkısı. Even No Poteva. Bu şarkıyı belki bileniniz vardır, belki bilmeyeniniz vardır. Bu klip ve şarkının kendi bana çocuklukta kaybetmekten en çok korktuğum şeyi hatırlatıyordu. Ben de o yüzden bu şarkıyı seçtim.
Çünkü klipteki çocuk bendim. Klipteki kadın da annemdi. Kalp ve evlat oyununda ve pek çok yapmaya çalıştığımız işte biz sadece gerçek olanla ilgilendik. Sadece gerçekle ilgilendik. Maksat kendimizi sağaltmak değildi. Başkasını da sağaltmak değildi. Sadece olabildiğimiz kadar dürüst bir şekilde duygularımızı paylaşmaktı. Ve aynı şekilde bu paylaşıma herkese ortak etmekti. Ben de birazcık kendi adıma sert bir giriş yapacağım. Bir süredir kararsızım bu şarkıyı seçip seçmeme konusunda. Ama bu şarkıyı paylaşacağım sizinle. Öyle, umarım beğenirsiniz. Yani hepsi değil bence ama yani ben en azından kendi adıma küçük bir çocukken ilk defa bilincim açık olmaya başladığında ki hatırladığım imgelerden biri. Ben geçmişime dair çok fazla şey hatırlamıyorum. Bu da Gelibolu Savaşı'nda bir görüntü. Benim ilk hatırladığım şeylerden biriydi aslında bu gerçekten. Tek başıma büyüyen bir çocuktum. Annemle beraber büyüyorduk. O yüzden de haliyle zor geliyordu bir çocuk olarak bu klibi seyretmek. Ama bir yandan da işte o zaman ne var hatırlamıyorum, MTV mi var? İşte ne belaysa yani. Durmadan bunu veriyorlardı. Ve ben de sürekli ekranın başında, televizyonun başında bunu seyredip ağlıyordum. Hala sözlerine bakma cesaretini gösteremedim. Ama yine de bunu sizinle paylaşma cesaretini gösterdim. O yüzden teşekkür ederim. Bundan sonraki şarkımız bir tık daha hareketli bir şarkı. Jet diye bir grup, eski bir şarkı. Bu şarkının da benim için şöyle bir anısı var. Bir tık daha büyüdüğümde, yani bu az önceki şarkılara sürekli ağlıyor olduğum zamanı bir tık geciktirdiğimde bana bir tane MP3 player gelmişti. 128 megabaytlık bir MP3 player'dı. ve içinde iki tane şarkı vardı ama ben içine nasıl şarkı koyacağımı bilmiyordum. Bir tanesi gerçekten çok kötü bir şarkıydı. Bir tanesi de Jet'in Are You Gonna Be My Girl'uydu. Ve ben sürekli o iki şarkıyı dinleyip duruyordum. Şarkılardan diğeri şeydi, Who Let The Dogs Out şarkısıydı. Hani bilmeyen varsa, köpekleri kim bıraktı diyor, hu 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 diye köpekler ağlıyor işte. İnsanlar ama yani. Böyle leş bir şarkıydı aslında. Ama bir tanesi de Are You Gonna Be My Girl'du. Ve benim için hayatımdaki rock aşkını doğuran şarkı oldu. Belki çok kült bir şarkı olmayabilir. Hani rock müziği tarihi için. Ama benim için çok kült bir şarkı oldu. Ve ben ne zaman uzun yola çıksam kesinlikle bu şarkıyı açıp direksiyondan ellerimi çekip böyle olabilecek en tehlikeli ve en anarşist anlarımdan birinde davulu çalıp gitar sololarını atıp kendi kendime bir rockçı gibi hissedip öyle uzun yolda vakit geçirmişliğim vardır. Eminim bu kliple çok uygun olacaktır. Hawaii dansı ve Hawaii enstrümanıyla. Ama ben beğenebileceğinizi düşünüyorum. Bir tık hareketli yani. O zaman çalıyorum. Jet, are you gonna be my girl? Mesela. Evet, beni mahvetmemiş olsa da bu şarkılar yine de gençliğimdeki şarkı range'imi, ne diyeyim, repertuarımı felaket bir şekilde mahvetti. Çünkü işte iki tane şarkı vardı. Bir tanesi köpek gibi havlayan insanların olduğu bir Who Let The Dogs Out şarkısıydı.
Bir tanesi de buydu. Ve ben o kadar fazla dinliyordum ki bu şarkıyı. Yani ya eminim birazdan anlatacağım ve birazdan çalacağım olan Mozart'ın Requiem'inden Wolfgang Amadeus Mozart kendi eserlerini bu kadar dinleyememiştir kulağının içinde. Sonra bir tık daha büyüdüğümde bu Are You Gonna Be My Girl tarafları işte ben ilkokuldaykendi. Sonrasında işte o MP3 player'a şarkılar yüklemeyi öğrendim. 98 bin dostlar falan. Onları öğrendikten sonra yavaş yavaş böyle müzik aralığım gelişmeye başladı. Sonra çok alakasız bir şekilde Rammstein'lar geldi. Sonra işte cazlar geldi, klasikler geldi, işte Ceza Holocaust geldi. Sonra o benim diksiyon temrinim haline geldi. Sonra ben üniversiteye gittim. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Orada bir insanla tanıştım. Şu anda kendi burada. O opera bölümünde okuyordu. Ve böyle hayatta kimseyle kuramayacağım bir bağ kurdum onunla. Ve ben 3. sınıftayken bir okuldan mezun olabilmem için tez oyunu yapmam gerekiyordu. Bu oyunu yönetmem, oynamam, aynı zamanda tezini yazmam gerekiyordu. Ve seçtiğim oyun Peter Schaeffer'ın Küheylan oyunuydu. Ve ben o oyunu seçtiğimden beri insanlar bana işte Mehmet Ali Erbil de onu oynadı. İşte biz onu seyrettik, o çok iyi, sen onu yapma. İşte o çok iyi oynamıştı falan. Pardon seni. Sonra ben yine de yapmaya karar verdim ve o oyuna çalışmaya başladım. Yaklaşık 2 yıl boyunca o tez oyununa çalıştım. O tezi yönettim, oynadım ve tezi yazdım. Yaklaşık 360 sayfaya yakın bir tez oldu. Şu anda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda dramaturji bölümünde kitap olarak hoca onu kullanıyormuş. Evet, öyle güzel bir tez oldu. Maalesef YÖK'te yok. Niye yok bilmiyorum. Ben izin vermiştim halbuki. Ve orada Küheylan oyununa çalışıyorken, Küheylan aslında Arapça kökenli bir kelime. At demek. Ve ben hiç ata dokunmadan çalıştım. Ve bütün oyun aslında 16-17 yaşındaki bir çocuğun atlarla çok ruhani bir ilişki kurup onları tanrısı ve sevgilisi ilan edip sonra onu, bütün atlar ondan nefret ettiği için o atların gözünü kör etmesini anlatıyor. Ve bu gerçekten yaşanmış bir olay. 1970'lerde İngiltere'de bir kasabada yaşanmış bir olay. Ve Peter Schaeffer, belki içinizde bilenler vardır eminim. Amadeus filminin yazarı. Aslında bir tiyatro oyunu o da. Küheylan oyununun yazarı Peter Schaeffer. Ve o hikayeyi alıp bir tiyatro oyununa dönüştürüyor. Ve bence çağdaş eserler içerisindeki en kuvvetli, en dramatik, en sağlam ve en ritüelistik, en antik Yunan'a, yani tiyatronun özüne, onun ritüel kaynaklarına en yakın oyunlardan bir tanesi. Ve orada işte çocuk atların gözünü kör ediyor ve öldür beni diye bağırmaya başlıyor. Ve ben o kadar çok çalıştım ki bu işe, tezime. Ben zaten atlarla nasıl ilişki kuracağımı bildiğimi düşünüyordum. Biliyordum aslında. Yani bir ata hemen binebilirim gibi geliyordu bana. Hemen onu sürebilirim. Hemen dört nala kaldırabilirim. Hemen kenter dediğimde benimle birlikte koşar. Onunla çırılçıplak bir şekilde koşturabiliriz gibi hissediyordum. Daha hiçbir ata çırılçıplak binmedim ama şöyle bir yakınlaşmamız oldu. Şu anda benim okulumdan olan o kişi, Beste, beni bir gün bir ahıra götürdü. Ankara'da spor kulübünün ahırına götürdü.
Ve orada Diamond diye bir atla tanıştırdı beni. O sürekli gidiyormuş oraya. Ve ben Diamond'ın yanına gittiğimde Diamond bana baktı. Ve ben ona baktım ve biz konuşmaya başladık. Ve ben aşık oldum ata. Haliyle besteye. Ama attan dolayı değil tabii ki. Beste. Sonra onunla vakit geçirmeye başladık Diamond'la ve benim o gün provam vardı ama ben Diamond'ın yanından ayrılmak istemiyordum ve Beste inanamıyordu gördüğü şeye çünkü Atlı Spor Kulübü'nün en vahşi, en saldırgan atlarından bir tanesiymiş. Ve işte 1 milyon liralık falan bir at yani eski bir yarış atı. Çok değerli bir at ve çok saldırgan bir at. Çok öfkeli bir at. Ama benimle hiç öyle bir ilişki kurmadı. Ve sürekli ben böyle birazcık ondan uzaklaşmaya çalışsam benim kemerimin tokasından ısırıp beni kendine çekiyordu. Ve ben onu seviyordum. Gerçekten sevişiyordum. Ve tamam kızım merak etme gitmiyorum diyordum. Ve böyle bana bakıyordu. Boynunu getiriyordu. Ben boynunun altına giriyordum, sarılıyordum. Sonra bir an ben böyle kafamı uzatıp sanki böyle bana seslendi gibi oldu ve ben bir an kafamı böyle biraz geri uzatıp Diamond'ın gözünün içine baktım ve gözünden yaş akmaya başladı. Ve ben bunu tek başıma olsam yani kime anlatsam hadi oradan falan der. Hani at ağlamazlar. Ama Beste gördü onu. İnanmayanınız varsa sorarsınız. Ve sonrasında işin daha güzel ya da daha bağlantıyla ilgili olan tarafını anlatayım. Diamond beni sürekli kemerimin tokasından kendine çekmeye çalışıyordu. Ben ondan her uzaklaştığımda. Ve sonra benim gitme zamanım geldi çünkü provam vardı. Öyle hatırlıyorum. Küheylan provam vardı. Ve ben bir ata dokunmak istememiştim. Arka taraf, kaynama. Sonra ben Diamond'dan uzaklaşmak istedim. Yani gitmem gerekiyordu, okula gitmem gerekiyordu. Ve benim gitmem gerek Diamond dedim. Ve biraz uzaklaştığımda beni karnımdan ısırdı. Ve sonra arkasını döndü. Ve hiç bakmadı bana. Ve ben uzaklaştıkça böyle kafasını, boynunu böyle çevirdi. Ve ağırın kapısına bakıyor. Ve ben şey diyorum, lütfen öyle bakma, lütfen. Bak çok özür dilerim, tekrar geleceğim diyorum ama yani öyle bakmaya devam ediyor. Yani döndü götünü bana ve kesinlikle iletişim kurmuyor benimle. Ve tam ben köşeyi dönmeden yani tam onun gözünün önünden ayrılmadan önce Diamond koşarak geldi ve atın ahırının kapısına ayağıyla tekme atmaya başladı ve kişnemeye başladı. Ve kişniyor ve ben böyle kahrolmaya başladım. Ve bu olay böyle oldu. Ve sonra ben Diamond'ın yanına gittiğimde Diamond bana küsmüştü. Beni tanıyordu ama hiçbir zaman o andaki kadar samimi, dolaysız bir ilişki kuramadık. Ve yani tabii biraz zor bir şey ama yani böyle bir şey yaşamak biraz zor bir şey. Sonra Beste bana en sevdiği müzisyenlerden Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem albümünü aldı. Bu albüm, söylüyorum, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın çaldığı, Viyana Korosu'nun söylediği ve 1976 yılında kaydedilmiş bir plak. Yönetmeni Herbert von Karajan. Ve şimdi çalacağım şarkı. Aslında bence o iki şarkı ama bir şarkı bence. Şarkının adı Confutatis. Wolfgang Amadeus Mozart Confutatis şarkısını atların dört nala koşuş şekillerinden esinlenerek bestelemiş. Şimdi onu dinliyoruz.
Bilen biliyordur tabii de ben bilmeyen için söyleyeyim. Wolfgang Amadeus Mozart bu eserini tam olarak bitiremeden öldü. Ve ölmeden önceki eserinin adı, yani bunun adı Requiem. Yani ağıt demek. Ve Lacrimosa eseri, son dinlediğimiz Confutatis'ten sonra gelen Lacrimosa en son Amen diyerek bitirir. Aslında bir yüzleşmedir Wolfgang Amadeus Mozart için. Şimdi açacağım eser The Doors. Çalacağım eserin adı The Soft Parade. The Soft Parade'in hikayesi şu. Bir yandan size anlatırken, bir yandan hayatımda hiç yapmadığım bir DJ'lik yapıyor olacağım. Ben işte hatırlamıyorum kaç yıl olduğunu. Yani şu anda hikayenin geri kalanını anlattığımda belki o an nasıl hatırlamıyorsun diyeceksiniz de. Üniversite 3. sınıftaydım. 15 Temmuz'un olduğu yıldı. 2016'ymış. Teşekkür ederim. Bazen insan hafızasından bazı şeyleri silmeyi çok istiyor. Polonya'daydım ben. Grotowski Enstitüsü'nde. Orada fiziksel tiyatro üstüne araştırmalar yapıyordum. Hani fiziksel tiyatroyla ya da en azından bir tık daha avantgard olan tiyatroyla ilgileneniniz varsa Jerzy Grotowski dünyanın en büyük araştırmacılarından ve en büyük tiyatro yapıcılarından biridir. Onun yaptığı eserlerden bir tanesi olan Sadık Prens Sadık Prens ve 1960'larda Polonya'da bir ormanda yapıldı. Brzezinka denilen bir ormanın içerisinde bir ahırdan dönüştürülmüş tiyatroda yapıldı. Ve o tiyatronun içerisinde aynen böyle, bu büyüklükte bir yer, daha büyük değil, iki tane kolon var ve sobalarla ısıtılıyor. Ve bu insanlar 1960'da elektriğin ve gerçekten suyun olmadığı kuyudan çektikleri suyla tiyatro yapan ve günde 16-17 saat çalışan ve bunu 5 yıl boyunca devam ettiren bir manyaklar grubu aslında. Şu anda dünyanın pek çok yerinde yeni modernist anlamda tiyatro yapılıyorsa bunun en büyük öncülerinden biridir Grotowski. Ve ben oradaydım. O araştırma ekibinin içerisindeydim ve yaklaşık bir ay boyunca orada araştırma yapıyordum. Ve bir gün işte yine sahnede çalıştık akşam bilmem kaç oldu ve ben banyo yapmaya gittim. Banyodan çıktım, bir tane İtalyan arkadaşım şey dedi, abi bakman gereken bir şey var, önemli bir şey oluyor dedi, ülkende önemli bir şey oluyor dedi. Hani ne oluyor falan dedim, ya böyle işte peştemalimle falan duruyorum orada, ne oluyor falan dedim, abi işte şöyle bir şey oluyor dedi. Ve böyle haber gösterdi bana. İşte COPE yazıyor. İngilizce bir haber. COPE yazıyor. Ama ben COPE'un ne demek olduğunu bilmiyordum İngilizce. Ve böyle ya hassiktir, gerçekten önemli bir şey oluyor dedim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani darbe olduğunu bilmiyorum. Ya da darbe teşebbüsü olduğunu bilmiyorum. Ve şimdi ben yurt dışındayım. Ülkeye dönmeme bir hafta kalmış. Ve bana diyorlar ki ülkeye dönemeyeceksin. İşte askerler ülkeni ele geçirdi. Kitaplarını yakacaklar. Anneannenden, dedenden duyduğun bütün darbe hikayeleri gerçek olacak. Ve şey diyorum, kitaplarımın tamamını yakacaklar. En büyük endişem bu. Ülkeye dönememek değil de hani kitaplarımı yakacaklar. Bütün komünist, bütün anarşist kitaplarımın hepsini yakacaklar. Annemi atacaklar içeri, bu kitaplar senin diye. Ve hani ben ülkeme geri dönemeyeceğim. Ve hiçbir şey yapamayacağım. Ve ben mülteci mi olacağım falan diyorum. Daha işte o zaman Suriyeli meselesi Türkiye'de yokken. Ve bir şekilde benim ülkeye dönüşüm sağlanmış oldu. Çünkü ben yeşil pasaportluydum o zaman. Babam Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce hocası. Ve ondan dolayı yeşil pasaportluyum. Ve bana diyorlar ki yeşil pasaportluysan kesinlikle ülkeye dönemezsin. Ve hayatımda en çok korktuğum şey, hani yersiz yurtsuz kalmak, bir yandan en çok istediğim şey, bir yandan en çok korktuğum şey. Ve The Doors benim en sevdiğim
grup. Kesinlikle The Doors benim için hayatımın grubu. Yani ben kendi kendime bir Jim Morrison olduğuma inanıyorum bir yandan. Kendi halimle takılıyorum ama bu konuda. Ve sonra çok meşhur bir albümü aslında The Doors'un, pek çok insanın bildiği şu albüm. The Doors'un The Soft Parade albümü. Bu albümün The Soft Parade şarkısı. Ve ben gerçekten hiç dinlememişim. Ve o şarkının başı, çok kısa bir bölümünü dinleteceğim size. Çünkü beni en çok ilgilendiren tarafı o şarkının ilk bölümü. Sonrasında çok 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 enteresan yerlere gidiyor şarkı. Sadece başını dinleteceğim. Şöyle bir şey söylüyor. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. That you can petition the Lord with prayer diyor. İşte ben o ilahi okulundayken işte neyse orada bir adam vardı ve işte bana şey yaparak nedir onun adı dua ederek işte atıyorum günahlarından arınamazsın arınabilirsin diyordu diyor. When I was back there in seminary school. Şarkı bu. Şarkıda aslında şunu söylüyor. Şarkı kısmına girdikten sonra bana bir sığınak bulabilir misin? Başımı koyabileceğim. Bana bir yer bulabilir misin? İçinde barınabileceğim. Ben Polonya Havalimanı'nda Wrocław Havalimanı'nda ülkeye dönmeden önce bu şarkıyı dinliyordum. Ve hani acaba ülkeme dönebilecek miyim? Acaba ülke mi? Acaba ülkemden eser kaldı mı? Hani ben çok milliyetçi duygulara sahip bir insan değilim. Ama yine de insanın evi en nihayetinde. Ve tam da bu dertleri kendi içimde paylaşıyorken Jim Morrison bana sözleriyle yani işte kulak verdi ve benim sesim oldu. Ve o yüzden de bu şarkıyı sizinle paylaşmak istedim. Son bir şarkı dinleteceğim. Dinleteceğim parça Nick Drake sanatçı Nick Drake. Bu Nick Drake'in pek özel bir albümüdür. Kendisi çok fazla albüm yapmamış birisi. Ben şöyle kalsın. Kendisi çok fazla albüm yapmamış biri. Çok genç yaşta daha fazla dayanamadığı için kendini öldürmüş bir müzisyen, kendi başına gitar çalan ve belki de dünyanın en iyi gitaristlerinden biri. Bu şarkı, yani bu şarkının benim için anlamı çok çok fazla tabii ki. Ama ben yaşadığım şeyleri kısaca birleştireceğim. Gördüğünüz bu albümü bana İbrahim aldı. İbrahim Çiçek. Bu Nick Drake'in Pink Moon albümü. Bilmeyen varsa hani dinlerseniz ben eminim sizin içinde bir şeyler ifade edecektir. Bu albümü bana doğum günü hediyesi olarak aldı geçen yıl. Ve bundan 3-4 gün önce de benim doğum günümdü. 5 gün önce. Evet, doğum günüm bilmiyorum. O gördüklerinizin, yani sesini duyduklarınızın hepsi benim doğum günümde bana geldi ve sürpriz yaptılar ve hep beraber çok güzel bir gün geçirdik. Ve ben hayatımda tanıdığım en özel insan olan İbrahim'in şerefine, ona ruhumuza ortak olan bir şarkı çalacağım. O özel adam benim hayatımdaki pek çok şeyi değiştirdi. Beni bugün ben yapan, pek çok insanı sevmeyi öğreten ve hayatımda aşkla bağlı olduğum pek çok insanla tanışmamı sağlayan bir insan oldu. Hani belki yani
Hani belkisi değil öyle işte. Yani ben pek çok insanla tanıştım onun sayesinde. Onun varlığı sayesinde. Kalpten, kalp oyunumuzdan insanlar, oyuncular, evlattan, başka başka insanlar. Ama daha önemlisi biz dost olduk, baba oğul olduk, sevgili olduk, evlat olduk, dede olduk, entelektüel olduk, eleştirdik, solcu olduk, sağcı olduk, o olduk, bu olduk işte. Ama insan olduk yani beraber. Ve onun bana aldığı hediye olan, geçen yılki doğum günümde, benim plak koleksiyonumun en önemli eseri olan güzel bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Şarkının adı Parazit. Onur'un en sevdiği filmlerden biri oldu. Hatta en sevdiği film oldu. Onur Saylak. Bir numarasıydı onun için. Ama o daha iyilerini çekecek. Şarkıya başlıyorum. Şarkımızın adı Parazit. Son, benden sonra buraya gelen kim gelecekse gel onu, ben o sırada başlatmış olayım. Şarkımızın adı Parazit. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Bir deydim.